Sevgili Ülke TV izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şehri'ne hoş geldiniz. Siz otomobil severler için biz her hafta yepyeni araçlar tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta da öyle bir aracımız var. Aslında araç yeni değil ancak kullandığı üniteler yeni. Nasıl? Bu araç hibrit bir araç. Toyota çoğu modelinde artık hibrit ünite kullanıyor ve RAV4'te de buna geçmeye başladı. Böyle bir araçla sizlerin karşısındayız. Tabii ki aracın motor özelliklerini, performansını, ünitesini konuşacağız ama ilk olarak ne yaparız her hafta? Tasarımı inceleriz. Gelin bu şekilde başlayalım tasarımı inceleyerek. RAV4 ne gibi yeniliklere gitmiş? İlk olarak sizin de gözünüze çarpacaktır. Elektrikli araçlarında artık Toyota mavi bir logo kullanıyor. Kameraman arkadaşım Ulaş da şöyle yakından çekerse bu mavi logoyu sizlere gösterelim. Daha sonrasında RAV4'te ne gibi değişiklikler var? Farlarda bir takım değişiklikler var. Üst tarafına LED farların yerleştirdiğini görüyoruz ve tabii ki günümüz modern teknolojisine ayak uydurmuş. RAV4'te yeni kasasında bir öncekinde tampon iki farklı değildi ancak yeni RAV4'e baktığımız zaman iki bölümden oluşuyor. Üstte bir tampon var, altında bir ızgara, altta bir tampon, tekrar bir ızgara daha oluşuyor. Yani iki bölümün tampondan oluşuyor. Alt tarafa baktığımız zaman da krom kaplı bir rüzgarlık aracı şık hale getirmiş. Ulaştım şöyle yan tarafa doğru devam edelim. İzleyicilerimize yan tarafı da aktaralım. Yanda neler var? İlk olarak bombeli bir çamurluk görüyoruz. Bu SUV'lerde yani arazi araçlarında gördüğümüz o kaslı vücudu RAV4'te de görüyoruz. Ve 18 inç alüminyum alışımlı jantlarla yan tarafı süslüyor. Devam edelim. Gayet heybetli yine sularda gördüğümüz aynayı RAV4'te de görüyoruz. Onun dışında parmak okuyucu sistemle açılır kapanır kapı kolları ve şöyle Ulaş arkadaşım size gösterecek. B-sütunun da tamamen karartılmış olduğunu, yani yeni modern araçlarda B-sütun camları karartılmıştır. Bu araçta da o yapıyı görüyoruz. Ve şurada çok önemli bir yapı var Ulaş'ım. Aynaların altından başlayan. Şöyle bir çıta, krom çıta uzuyor ve bu nereye gidiyor? C sütunun başladığı yere kadar uzuyor. Böyle de bir yan tarafı hareketlendiren, yan tarafa daha böyle bir sportiflik atan unsur var. Arkaya doğru devam edelim. Arkada neler var? İri bir stop farı var. Ön tarafta gördüğümüz LED donanımları arkada da görüyoruz. Arka stoplara LED'ler yerleştiriyor. Bu da arka tarafı daha şık hale getiriyor. Yani aracı arkadan takip ettiğinizde LED donanımlar gayet şık gösteriyor aracı. Önde gördüğümüz mavi logoyu ne yapıyoruz? Arka tarafta da görüyoruz. Bagajımızı da açalım. Bagaj motorlu bir şekilde açılıyor. Ve bunu tekrar motorlu bir şekilde kapatabiliyoruz. Gayet de heybetli bir bagaj kapasitesi bizleri karşılıyor. Yaklaşık 574 litre. Bu arada Toyota'nın bize verdiği hediye çantayı da burada görebiliyoruz. Tabii ki hem yükleme eşiği hem de derinliği oldukça başarılı. Evet, bagajımızı kapatalım artık. Bu hafta Ulaş arkadaşım da bana yardımcı olacak içeride. Aracı sizlere beraber tanıtacağız. Ne yapalım? İçeriye geçelim. Aracın motor özelliklerini, performansını, özellikle hibriti konuşalım. Bununla beraber eşya gözlerini, tabii ki malzeme kalitesini ve teknolojisini anlatalım sizlere. Emniyet Şehri devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. EV moda basıyorum. Ulaşım neydi bu EV mod? Electric Vehicle. Yani aracın elektrikli motorunu şu an aktif ettim. Ses nasıl? Hayalet sürüş modu diyor. Tramvay gibi evet. Örnekler verebiliriz değil mi? Evet. Kalkışlarda. İşte biraz devirlendiğinde mesela hemen ne yaptı? İçten yanmalı motora, benzinli motora geçti araç. Hafif gürültü almaya başladık. Hani o benzin motorun gürültüsünü aldık ama yine de çok sessiz bir araç. Devirleri düşürelim. Yine EV modumuza basalım ve elektrikli bir şekilde kullanarak aracın içerisini izleyicilerimize anlatalım. Tekrardan hoş geldin tabii ki programımıza. Hoş bulduk Serkan, sağ ol. Nasıl keyifler? İyice alıştın herhalde buraya. Evet bu iki haftadır. Hüseyin bıyığın çok hoşuna gitmeyecek sanki. Kardeşimiz iki haftadır yoğun. Bizlere eşlik edemedi. Onun yerini çok iyi şekilde dolduruyorsun bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. O zaman her hafta olduğu gibi ne yapalım? Aracın malzeme kalitesiyle başlayalım. RAV4 hibritte malzeme kalitesi nasıl, izleyeceğimize bunu aktaralım. Bu premium bir araç. D sınıfı, yani en üst sınıfta bir araç. Bu tür araçlarda genelde içeri oturduğumuz andan itibaren malzeme kalitesi bize yumuşak gelmeli. RAV4'te bunları görüyoruz. Yani dokunduğumuz her yerde, temas ettiğimiz, kolumuzu koyduğumuz, işte elimizi uzattığımız her yer genelde yumuşak malzeme olur. Mesela şu orta konsolda klima bölümünün uzantısı nasıl? Şuralar yumuşak gibi değil mi? Evet, genellikle yumuşak malzemeler var.
Ben RAV4'te sadece nerede gördüm biliyor musun? Üst tarafların biraz plastik malzemeler olduğunu görüyorum. Gerçi şurası biraz kroma benzer bir malzemeyle kaplanmış. Ama plastik, sert plastik. Evet, sert bir plastik bir malzeme var. Kolumuzu dayadığımız bölgelerde sen nasıl orada? Oldukça yumuşak değil mi? Yumuşak evet. Yani pencere açma butonunun olduğu bölge sert plastik. Ama onun dışında kapı döşemesi deri sanırım. Deri kromlar nasıl yumuşak. Peki? Göze hoş geliyor mu? Aracı hareketlendiriyor mu? Evet, araçlarda genelde hani kontrast oluşturması açısından siyah ve krom uyumu güzel gözüküyor göze, hitap eden bir tercih. Çok karanlık bir araç değil değil mi aslında? Sunroof'umuz var. Sunroof da oldukça ferahlatıyor. Gayet aydınlatıyor içeriye. Yani içeriye oturduğumuz andan itibaren bize malzeme kalitesi böyle tok geliyor, işte krom detaylarla süslenmiş. Göze hoş gelen bir yapısı var değil mi? Evet. Tasarıma bakacak olursak neler söylersin? Mesela bir pick-up vardı Toyota'nın, hatırlıyor musun? Hilux, onu anlatmıştık. Seninle hatta lansmanına da gitmiştik. Şimdi Hilux efsane yani. O evet, çok beğenmiştin sen. Hakikaten. Evet, hem arazide çok beğenmiştin hem otoyolda çok beğenmiştin o aracı. Biraz benziyor sanki tasarım olarak. Yani hem konumlandırılması hem işte bu klima butonları. Yani tasarım konusunda çok büyük farklılıklar yok. Toyota'nın hangi aracına binersek binelim. Tasarım konusunda çok büyük benzerlikler görebiliyoruz. Mesela direksiyon simidi birçok şu an yeni dönemdeki Toyota ile aynı. Hı-hı. Toyota araç da aynı. Hı-hı. Yine işte ekran aynı. Klimalar aynı. Toyota kullanıcısı da bunu çok hoş buluyor. Hı-hı. O yüzden Toyota bundan vazgeçemiyor. Sen hiç Toyota bilmesen, yani Toyota araçları bilmesen, oturduğun anda tasarım sana nasıl gelir? Ya her şey elimin altında bir kere. Ön konsolda işte havalandırma olsun, klima olsun, navigasyon, ekran olsun. Çok kolay ulaşılabilir değil evet, mi? Yani ulaşım imkanı çok rahat. Herhangi bir şekilde hani yoldan dikkatini ayırmadan sanırım sen de burada evet, kontrollerle... Evet, çok kolay ulaşıyorsun. Bir tek işte koltuk ısıtıcıları biraz aşağı panelde kalıyor. Bu elektronik vehicle modu, eco mod, sport mod. Bu modları değiştirdiğimiz butonlar biraz aşağıda kalıyor. Ama onlar da sürekli aktif olarak değiştiren şeyler değil. Daha çok yol, yani hani seyir süresince daha çok kullandığımız şeyler nedir? Klimadır, navigasyondur, ana ekrandır, medyadır. Bunlar tamamen elimizin altında. O yüzden kullanışlı bir konsol diyebiliriz buna. Start stop da çok güzel bir yere konumlandırmış. Böyle mavi böyle elektrikli araç olduğunu simgeleyen diğer RAV4, işte elektrikli olmayan RAV4'lerden farkını burada görebiliyoruz mesela. Mavi bir simgeyle power tuşu var burada. Evet. Eller serbest şekilde araç çalıştırabiliyoruz. Dediğim gibi yani daha fazla kullanacağımız tuşlar çok ergonomik, çok böyle kolay ulaşılabilir yerlerde. Direksiyon simidi değişmemiş dedik. Klasik Toyota'larda gördüğümüz çoğu direksiyon simidini RAV4'te de görüyoruz dedik. Buradaki tuşlar sanki premium bir araca yakışmıyor. Çünkü tamam, kullanımı çok pratik, çok basit. İşte solda ses açma kapama tuşları, sağda işte cruise control tuşları, ancak biraz kaba gibi duruyor. Ne dersin? Biraz düz kaçmış diyorsun. Değil mi? Görüyorum yani, daha bahsettiğin şeyi ama. Daha şık böyle olabilirdi. Kadranlar yine mavi elektrikli araç olduğunu simgeliyor. Gayet göze hoş geliyor değil mi? Oradan baktığında nasıl bilmiyorum ama. Evet, bayağı gömme bir kadran yapısı var. Güzel gözüküyor ön konsol, dediğim gibi mavi. Değişmiyor sanırım onlar. Yok, değişmiyor. Yani. Sabit, mavi, hibriti simgeliyor, temsil ediyor. Ortada bir yol bilgisayarı var sanırım. Evet. Oradan birçok şeye bakabiliyoruz. Hatta şöyle bir inceleyelim ufaktan. Neler var görelim. Ortalama yakıt tüketimimiz, enerji monitörümüz. Burada hem bataryamızı hem içten yanmalı benzinli motorumuzu görebiliyoruz. Tekerleğe hangisi güç aktarıyor? Elektrikli mi kullanıyoruz yoksa benzinden mi kullanıyoruz? Bunu gösteriyor. Bunu gösteren bir yol bilgisayarımız var. Ana ekrandan da, pardon kesiyorum ama, oradan da görebiliyoruz. Evet, oradan kar seçeneğine bastığımız zaman enerji monitörü direkt karşımıza çıkabiliyor. Buradan da neyi kullanıyoruz? Şu an elektrikli motoru kullanıyoruz. Çünkü elektrikli motordan yeşil oklar gidiyor. Hem tekerleklere hem benzinli motora akım gidiyor. Evet. Burada menzilimizi gösteren bir bölüm var. Navigasyonumuzu gösteren, medya çalar bölümümüz var. Bir de güvenlik donanımları gösteren. Mesela kör nokta yarısını buradan açıp kapatabiliyorsun. Park yardımını buradan açıp kapatabiliyorsun gibi bölümleri yol bilgisayarından tamamen kontrol edebiliyorsun. Yani elinin altında. Çoğu teknolojiyi direksiyon simidi üzerinden kontrol edebiliyorsun. Onun dışında koltuk konforu nasıl? Koltuk da tabii ki buna gayet etkili. Yumuşak deri bir koltuk var. Gayet düzgün yan destekleri var. Hem hani içeride koltuk seni böyle hani şey yapıyor. Kavrıyor. Kavrıyor tamamen. Evet. Onu hissediyorsun. Hem sırt hem oturduğun değil mi? Bölgede. Hem baldırlarını kavrıyor hem sırtını kavrıyor. Çok güzel bir ortam yaratabiliyor sana. Evet.
kademeli bir koltuk ısıtıcı düğmesi var. Bu da tabii konforu artı sağlayan bir güzel bir... Müthiş bir konfor. Dediğim gibi kışın zor ısınan koltukları bu şekilde ısıtabiliyoruz. Yani ne dedik? Süspansiyonlar yumuşak. Çukurlarda, tümseklerde, kasislerde bize rahatsızlık vermiyor. Koltuklarımız çok konforlu. Deri koltuk dedik. Yumuşak artılar sağlıyor. Ki 18 inçlik jantlar olmasına rağmen bu rahatsızlığı hissettirmiyor. Koltuk ısıtıcıları sunroof konforumuza artılar sağlıyor ki arkada ben yolculuk da yaptım. Hüseyin arkadaşımla beraber seyahat ederken arkası da hem diz hem baş mesafesi oldukça başarılı arkada da. Yani çok rahat bir şekilde hatta 3 kişi yan yana çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsin. Çoğu araçta bu biraz sıkıntılıdır. Orta tarafta oturan hani sıkışabilir muhabbeti olur. Ancak bu araçta 3 kişi çok rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsun. Hacim tabii muazzam. Muazzam, aynen öyle. Hafif hafif anlattım ama ben yine de teknolojiyi şöyle bir detaylı izleyicilerimize paylaşalım. Mesela güvenlik teknolojisi olarak neler var bu araçta? Bir kere yokuş kalkış desteği var. Bu çok önemli. Geri görüş kamerası var. Hatta 360 derecelik şekilde aracınızı görebiliyorsunuz. Panoramik bir çekim yapıyor araç. Bu o sanırım şey, park halinde. Birkaç tane kameranın birleştirilmiş görüntüsünden. Evet, aynen. Panoramik bir çekim yapıyor ve size aracınızı 360 derece şekilde gösteriyor. Ön ve arka park sensörleri var. Bu güvenliği artık. Kör nokta uyarıcıları var. Onun dışında 4x4 dedik. Yani araç ihtiyaç duyulduğunda arkadan itiş sağlayabiliyor. Bu da güvenliğe artı diyebilirim. Peki pratik teknoloji olarak günlük ihtiyacımızı karşılayacak neler var bu araçta? İşte eko mesela en basitini sen söyledin. Eko tuşu var. Bu yakıt tüketimine katkılar sağlıyor. Yaklaşık 8 inçlik bir ekran var. Bu ekran dokunmatik bir ekran ve bu ekran üzerinden birçok teknolojiye ulaşabiliyoruz. Bunlar nelerdir mesela? Medyaya bastığımız zaman işte AUX'a, Bluetooth'a, FM radyoya ulaşabiliyoruz. Kar seçeneğinden aracın enerji monitörünü, o an hangi motordan yakıt tüketiyor onu görebiliyoruz. Navigasyon var. Bu opsiyonel olarak sunuluyor. Ve bunun dışında bir de Toyota dışında sponsor gibi düşünelim bunu, JBL ses sistemi var. Bu opsiyon olarak sunuluyor. JBL ses sistemi en üst pakette sağlanabiliyor araca. Bugünkü aracımızda yok sanırım. Evet yok. 11 olsaydı test ederdik. Aynen. 11 tane farklı kolon yerleştiriyor 11 JBL. Kolon. Evet, 11 kolon ve araçtaki ses sistemini muazzam seviyeye çıkartıyor. Zaten bu hacimle beraber bayağı içerisi. İnanılmaz bir akustik olurdu değil mi? Evet. Ben birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki. Aynalar nasıl? Bayağı büyük aynalar. Aynalar heybetli. Yani SUV'ye, hatta şöyle söyleyeyim, premium bir SUV'ye yakışacak derecede büyük kocaman aynalar var. Yani nasıl ayarlarsanız ayarlayın, çok rahat bir şekilde arkayı görebilirsiniz bu aynalardan. Çok heybetli. Aracın o dış tasarımdaki o kaslı vücudu da tamamlayan bölüm diyebilirim aynalar için. Peki bu aynaların yalıtıma bir etkisi var mı? Sunroof olsun. Biz aracı Hüseyin'le ilk gün test aldığımızda belki de beğenmediğimiz yani bize olumsuz gelen tek şey aracın yalıtımıydı biliyor musun? Aynen. Yani böyle otobandan gelmiştik kanala aracı teslim aldıktan sonra. Ama 110... tahmin ediyorum ki yüksek süratlerde. Evet evet aynen. 120 km'nin üzerindeki hızlarda biraz rahatsızlık veriyor içeri. Sunroof mu ayna mı? Cam üstlerinden ve aynadan çarpan ses duyabiliyorsunuz, rüzgar sesi duyabiliyorsunuz. Evet Ulaş, motor performans köşemizdeyiz. Artık aracın yavaş yavaş motor özelliklerini izleyicilerimizle paylaşalım. İki farklı motoru var. Bir benzinli, bir elektrikli motor. Benzinli motor 155 beygir güç üretiyor. Elektrikli motor da arkadan itiş sağlayarak 45 beygir kadar güç üretiyor. İzleyicilerimiz için tekrarlayalım. Bu araç 4x4 ama arazi için çok uygun bir 4x4 değil. O yüzden fazla araziye girmedik biz bu araçla. Şimdi performans deneyelim. Sen ilk defa biniyorsun. Bakalım performansı nasıl bulacaksın? CVT şanzıman var. İlk önce bunu sana söyleyeyim. Bunu uyarayım. Biz sevmiyoruz biliyorsun bu şanzımanı. Şimdi kademe atlayıp araca destek vermiyor CVT şanzımanlar. Genelde yakıt tüketimini aza indirmek için kullanılıyor bu şanzımanlar. Bir deneyelim. Sonra senin de ufak tefek görüşlerini alacağım. Tamam. Şöyle bir yarım dakika gazlayacağım. Thank you.
İlk sorum, o rüzgar sesini duydun mu? Ya kulağımda kulaklık var Serkan, onu çıkarmam lazım. Ben yine tekrarlayayım izleyeceğimiz için. Hakikaten tek olumsuz yanı belki bu yaratım olabilir. Yani 100 km hızı geçtim mi dışarıdan biraz rüzgar sesi alıyor. Ya bana daha çok şey merak ediyorum. Bu hacimde, bu büyüklükte ve bu kadar hızlı giden bir şey bu virajları nasıl alacak? Benim kafamdaki soru daha çok buydu. Alıyor mu? Alıyor gözüküyor, biliyorum. Sen direksiyon başındaki sensin. Şurada biraz daha keskin bir viraj var. Onu deneyelim istiyorsan. Anmasaydı zaten bu konuşmayı yapamayalım. Aynen öyle. Bak bu biraz daha keskin bir viraj. Bu evet yani bu giriş. Ama nasıl? Yani kompakt bir arabayla. Kaymalar yapıyor mu yani? Kayma yapmaz çünkü çok keskin girmedim. Daha böyle içten girdim. Kayma yapması imkansızdı yani ama. Güven veriyor mu sana? Güven veriyor ama bunun üstünde bir hızla girmem o viraja. Yani bir fren denerim. Hani freni pompalayarak denerim çünkü kompakt bir SUV değil hakikaten. Çok hani yüksek hızlarda virajlara girmem. Ki hani SUV kullanıcısı da bunu bilir. Girmez yani. Bence de girmemeli. Girmemeli değil mi? Yani bu kadar yüksek bir araçta aynen. Şanzıman CVT dedik. Çok hoşlanmayız bu şanzımandan. Kademe atlamıyor. Kademe atlamadığı için aracın performansı belki de biraz geride kalabiliyor. Bir şimdi kalkış göstereceğim izleyicilerimize. Kalkışta 8.8 sanırım. Böyle bir iddialı rakam var ama yine de sıfır ucuna bakalım biz deneyelim. Yani süre tutayım mı ben de? Yok. Bak kayma yapıyor görüyor musun? Derece keskin girince. Ben anlayamıyorum. Sen direksiyon hafif böyle bir dışarı doğru itiyor yani çok keskin içe doğru aldım. Hafif böyle bir dışarı doğru yalpalanma yapıyor. Bu arada 0.3'de de çok hakikaten iyi bir sürede ulaştı yani. Çok zorlamadı. Bu aracın tek handikapı biraz rampa gördün mü kademe atlamadığı için devir de düşüremiyorsun. Biraz rampa gördüğün zaman bu araç o dönemde CVT şanzımanın etkisi, ağırlığın etkisiyle olduğu yerde sayıklıyor. İşte dedin ya az önce bağırıyor. Olduğu yerde sayıklayabiliyor. Benim scooter da öyle ya. Hafif bir rampa görmesin değil mi? Evet, bu araç da öyle. Yani çok ağır bir araç hakikaten. 1.8 ton yaklaşık bu araç. Ve yani rampa görünce tabii ki sen dip gaz araçtan güç istersen araç sana güç veriyor ama olduğu yerde işte tekerlek döndürüyormuş modu var CVT şanzımandan dolayı. Şu bağırma sesi yani CVT şanzımanlarda çok şey. Bu olumsuz. Yakıt sarfiyatına olumsuz bir etki etmiyor mu peki yani? Yok. Yani o da enteresan. Daha uzun ömürlü bir şanzıman. O yüzden vazgeçemiyor. Genelde bunu Japon araçlarda görüyoruz zaten sıklıkla. Uzun ömürlü bir şanzıman. Şehir içinde yakıt tüketimine daha fazla katkılar sağlıyor. Belli ki tüketici bu sesten rahatsız olup gaza az basıyor. Yani İş görüyor bunu, yani. aynen bunun başka bir açıklaması olamaz. Ulaşım. Var mı eklemek istediğin bir şey? Eşya gözlerinden bahsetmedik araçtaki. Konuşalım eşya gözlerinde o zaman son olarak. Ondan sonra programımızın sonuna gelelim. Tamam. Ha, unutmadan tabii ki bu araç sadece elektrikli ve benzinli motorla kullanılıyor dedik ya. Bunların da sen aslında saydın 3 farklı şekilde kullanılabiliyor. EV mod işte elektrikli mod şeklinde kullanabiliyorsunuz. Eco mod. Bastığınız zaman eco moda daha böyle yumuşak işte devirsiz bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve sport modu var. Üçüncü mod. Sport modda da araç daha devirli, daha agresif. Bu moda aldığınız zaman direkt elektrik devre dışı kalıyor. Gaz sepetleri daha kuvvetli. Şey. Aynen öyle. Direksiyon biraz daha sertleşiyor. Ve elektriği de komple devre dışı bırakarak sadece benzin üniteyle yolculuk yapabiliyorsunuz. Daha agresif bir kullanım sağlıyor sizlere. Az önce bu arada EV modu almaya çalıştın ama geçmedi. Evet, akü düşük. An, evet, akü düşük olduğu için hemen ona bakalım. Şurada enerji monitörümüzden. Kaç dişe düşmüş? 3 dişe. Biraz dolduracak herhalde ihtiyacı var. Ya da şu an dolum yapıyor. Ondan dolayı iyi moda geçmedi. Çok eşya gözlerinden bahsetmiyoruz o zaman. He bahsedelim. Eşya gözlerinden. Sen hayat eşya gözlerinden taktın hadi. Yok takmadım canım unutmayalım yani. Eşya gözlerinden de bahsedelim. Vitesin önünde kocaman bir bardaklık var. Onun üstüne bak telefonumu koymuşuz oraya. Gayet güzel bir telefon koyma yeri var. Evet tam senin telefonun için yapılmış. Tam da evet. Benim aynen telefonum sığmaz oraya. Boyutları müthiş uydu yani. Onun yanında böyle küçük bir göz var. Anahtarımızı, işte para, bozuk paramızı koyabiliriz. Aynı gözden arkada da var. Bu bardaklık değil mi? Evet. O kol değme nasıl peki? Madem çok istedin eşya gözlerini. Bir açalım bakalım nasılmış.
iki kademe galiba. Evet, iki kademe. Üst tarafta gene eşya koyabileceğimiz ufak bir alan var. Alt tarafında da işte derin bir göz var. Yarım litrelik su var mı oraya? Derin göze yarım litrelik su olabilir ama ben uğraşmam. Peki. Onun dışında kapı kolları sanki çok böyle küçük gibi değil mi? Eşya gözü için. Minik bir saklama alanı var orada. Yani buraya yarım litrelik su sığar bence. Ama işte evet çok da büyük değil. Yani sadece su koyabilir. Sen şu alanı çok seviyorsun. Evet. Torpidonun üstünde. Burada böyle bir ön konsolda yine bir gömme bir alan var. Buraya rahat bir şekilde telefon, cüzdan artık ne kullanmak istiyorsa kullanabilir. Alt tarafta gene bir USB çıkışı var aracın. Bu USB çıkışından güç alınabilir. Aynı şekilde akü çakmaklık. Yani buradan var. Oraya çakmak kabloyu uzatırım diyorsun. Evet. İşte torpido var şöyle güzel. Büyük geniş, derin bir evet, torpido bayağı, var bayağı derin bir torpidosu var. Onun dışında böyle. Hibrit bir araç. Yakıt tüketimi biz 8.7 yapmışız. Benzinli ünitesi de var çünkü bu aracın 2.5 dedik. Ağır da bir araç dedik. Yaklaşık 8.7 ama fabrika verileri sakin kullanımlarda trafikte 5.1'leri gösteriyor. Çünkü trafikte neden böyle 5.1 gösteriyor? Araç hibrit kullanıyor yani. Trafikte. O yüzden trafik seviyor bu araç. Karmada da hem uzun yol hem şehir içi karmasında da 4.9 litreleri gösteriyor. Yani bunu 5 ile çarparsak ortalama hadi 6 ile çarpalım çünkü benzin 6'ya yaklaştı. Yaklaşık 30 kuruş gibi verirler ki böyle heybetli, böyle premium bir araç için yakıt tüketimi neredeyse hiç diyebiliriz. Kardeşim ağzına sağlık. Çok teşekkür sen ediyorum. Sen de Serkan ağzına sağlık. Teşekkürler. Buradan Hüseyin'e de sevgilerimizi iletelim. Haftaya Hüseyin'cim seni bekliyoruz programımıza diyoruz ve ne yapıyoruz? 14.30'da Ülke TV'de mutlaka zap yapmadan yeni modelleri izlemeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenler haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.